İyi akşamlar. Saat 19.15. Bloomberg HT ana haberdesiniz. Önce haber başlıkları. Dünyada koronavirüs endişesi devam ediyor. Avrupa'da, Avusturya ve Hırvatistan'da da korona vakasına rastlandı. İran Sağlık Bakan Yardımcısının koronavirüs testi de pozitif çıktı. Türkiye'de ise Esenboğa'da koronavirüs alarmı yaşandı. Tahran'dan gelen uçaktaki yolcular ve mürettebat Ankara'daki hastanede karantina altına alındı. Döviz karşılığı Türk lirası swap ihaleleri için belirlenen toplam swap pozisyonunun kullanılmayan kısmı bankaların Türk lirası karşılığı swap piyasası kotasyon swap işlem limitlerine aktarılabilecek. Kurumlar Çin'in büyüme tahminlerini düşürmeyi sürdürüyor. Bloomberg'de yer alan 18 tahminde ilk çeyrek büyümesi için medyan tahmin %4 oldu. Daha önce yapılan ankette bu rakam %5.9 olarak belirlenmişti. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda Çin ekonomisi 1990 yılından beri en düşük büyümeyi kaydedecek. Kremlin sözcüsü Dimitri Peşkov, Rusya'nın Türkiye, Almanya ve Fransa ile dörtlü Suriye zirvesi üzerinde çalışmadığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi Ankara'da yaptığı açıklamada 5 Mart'ta Putin'le bir araya gelmemiz söz konusu olabilir ifadelerini kullanmıştı. Romanya, karayollarının düzenlediği 100 milyon euro değerindeki Bükreş Kuzey Çevre Yolu Lot 3 ihalesinde teklifler verildi. Toplam 12 teklifin verildiği ve farklı ülkelerden uluslararası firmaların ilgilendiği ihaleye Türkiye'den Nurol İnşaat, IC İştaş İnşaat ve MAPA İnşaat katıldı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman, OPEC'in petrol üretimini kısma anlaşmasını değiştirmek ya da genişletmek konusunda henüz bir kararı bulunmadığını bildirdi. Petrol ihraç eden ülkeler topluluğu ve müttefikleri gelecek hafta küresel petrol kısıntısını incelemek ve üretim politikaları için Viyana'da bir araya geliyor. OYAK'tan yapılan yazılı açıklamada Demirören Holding'e ait Milangaz'ın satın alınması için görüşmelerin sürdüğü belirtilirken Total ve Emoil'in ise Demirören'den devralınması için Rekabet Kurulu'na başvurulduğu kaydedildi. Açıklamada OYAK akaryakıt ve otogaz sektörünün büyük oyuncularından biri olmayı hedefliyor denildi. İstanbul'da ölümlü ve yaralamalı kazaların meydana geldiği 10 kaza sıcak kara noktası tespit edildi. 17 kazayla 2019'da İstanbul'da en çok trafik kazası yaşanan nokta Gazi Osman Paşa Hekimsuyu Caddesi Tem Güney bağlantısı mevkii oldu. Amerikan Başkanı Donald Trump, eğer seçimleri kaybedersem hisse senedi piyasasında daha önce benzeri görülmemiş bir çöküş yaşanabilir ifadelerini kullandı. Hindistan ziyaretinde açıklamalar yapan Donald Trump, yıl sonunda Hindistan'la bir ticaret anlaşmasının söz konusu olabileceğini bildirdi. Evet, bugüne koronavirüsle başlayacağız ama biraz önce canlı yayınladığımız Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'ndaki sunumunun hemen arkasından sıcağı sıcağına dönüyoruz. Arkadaşımız Burak Karagöz karşımızda, yanında da Bursa Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay var. Bakalım bu görüşmeye, bu sunuma dair neler aktaracak? Merkez Bankası'ndan yansıyanları dinleyeceğiz. Ali Çağatay, teşekkürler. Biraz önce Merkez Bankası Başkanı sunumu bitti. Ben de Oda Başkanı İbrahim Burkay'a sormak istiyorum. Efendim, sunumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii bu ayki meclis toplantımızda değerli Başkan Murat Uysal'ı ağırladık. Tabii kendisi hem Türkiye ekonomisinin genel gidişatı hem de özelinde Bursa ekonomisiyle ilgili güzel bir sunum gerçekleştirdi. Burada tabii özellikle son 1,5 yıldır hem para politikalarında hem de Merkez Bankası'nın politikalarında yapılmış olan adımları bizler de değerlendirme fırsatı bulduk. Tabii 1,5 yıl boyunca Merkez Bankası'mızın, başka Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tabii ki Hazine Bakanımız Sayın Berat Albayrak ve Başkanımız reel sektörün gerçekten beklediği adımları, proaktif politikaları
bu dönemde uyguladı. Özellikle 2018 Ağustos'undan sonra girmiş olduğumuz o finansal dalgalanmada Türkiye şu ana kadar çok gerçekten pozitif yönde bir sınav verdi. Tabii Merkez Bankamızın son dönemdeki 1375 baz puanlık faiz indirimi de özellikle reel sektör olarak bizim şu anda yatırıma dayalı bir büyüme modelinde yatırımın en azından destekler bir süreci de önümüze açmış oldu. Tabii bizler faiz politikalarında ve enflasyonda tek haneli rakamları bekliyoruz. İnşallah yılın ikinci yarısıyla birlikte bu hedefler de yakalanmış olacak. Tabii Bursa özelinde baktığımızda Bursa ihracatçı bir kent. Yerli otomobili de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle Bursa'ya kazandırılmış olması gerçekten bu kentin hem endüstri alanında hem üretim alanında hem de ihracat alanında önümüzdeki 30 yılını ciddi anlamda destekleyecek önemli adımlar atılıyor. Evet, bağlantımızda küçük bir problem oldu ama özetini dinleme şansımız oldu. Bugün bize Spartaco kurucu ortağı Taner Özaslan eşlik ediyor. Hoş geldin Taner. Hoş bulduk, merhabalar. Şimdi arkadaşlarımız bir harita hazırladılar. Güncel koronavirüs haritası. Onu bir ekrana verecekler. Dünyada şu anda koronavirüsün nerelere değdiğini, nerelere değmediğini, nerelere çok yakın olduğunu Türkiye zaten o harita geldiğinde göreceğiz. Gerçek anlamıyla şu anda Türkiye orada bir şey adası gibi, ne derler, bir bağışıklık adası gibi gözüküyor. Umarız bugün İran'dan gelen, Tahran'dan gelen uçağın işte Ankara'ya inen ve orada karantina hastanesine götürülen yolcularından herhangi birinin koronavirüste bulaşık olmadığı gibi bir haber gelirse bu tabloyu, bu haritayı uzunca süre muhafaza edebileceğiz durumda. Ama şu anda görünen tabii elbette harita bir koyuluk derecesine göre yapılmıyor. Koyuluk derecesine göre yapılmış olsa şu anda Çin kıpkızıl, yani kırmızıdan sarıya doğru giden bir süreç olsaydı. Ama Avrupa'nın pek çok yerinde, İtalya mesela çok büyük tehdit altında, İran çok büyük tehdit altında, İspanya'da var, İsveç'te var, Hırvatistan'da var ve Kuzey Amerika'nın pek çok bölgelerinde var. Avustralya'da da yaygın bir şekilde koronavirüs vakaları var. Bunlardan umarız bugün ve yarın Ankara'dan gelecek haberlerle Türkiye iyi bir nefes alır, rahat bir nefes almaya başlarız. Şimdi bir numaralı grafiğimiz geliyor. Bu seriyal bir grafik. Peş peşe gelen hangi şirket nasıl etkilendi gibi bazı verileri de içeriyor. Bir numaralı grafiğimiz tam ekran geldiğinde göreceğiz. Yavaş olan küresel ekonomi daha da yavaşlar mı diye soruyoruz. Şimdi grafiğin soldan sağa doğru, yani sağ ekseninde son gelen yıllık büyümeyi görüyoruz. Aşağıdan da tarihsel olarak büyüme rakamlarını görüyoruz. Acaba hangi ülkeleri ne kadar etkiler? Grafik bize ne söylüyor? Evet, tabii Çin'in %4'leri konuşuyor olması altılardan. Evet. Zaten başlı başına yaklaşık dünyanın yarısının üretildiği bir dünya düzeninde ve özellikle tüketimin de yoğunlukla Çin üzerinden sağlandığı bir dünya düzeninde çok ciddi bir küçülme etkisi yaratacak potansiyeli var. Özellikle Çin'le direkt ticaret yapan çok ülke, bunların başında Japonya geliyor. Birçok ülke bundan çok olumsuz etkilenecek. Türkiye'yi olumlu ayrıştırdığımızı söyleyebiliriz. Türkiye özellikle Avrupa'ya yakınlığı ve evet, birçok sanayi ürününde Türkiye'nin Çin'in önüne geçiyor olması özellikle bize ağır sanayide, işte tekstilde, birçok üründe aslında bir avantaj sağlamış durumda görünüyor. Tabii en önemli bizim aslında dayanağımız ekonomimizin şu anda özellikle cari açığın büyümemesi açısından turizm tarafında. Umarım turizm sezonuna kadar Türkiye'de koronavirüsüyle ilgili herhangi bir endişe olmaz ve burada turizm gelirlerimizi azaltacak bir etki yaratmaz. En önemlisi o, ama dünya açısından baktığımızda tüm dünya yaklaşık hedeflediğinin 0.5 ile %1 civarında bir küçülme etkisi yaratacak gibi görünüyor koronavirüs. Evet. Peki şimdi 0.2 bandıyla dönen slaytlarımız var. Onlar ekranda dolaşsın. Hangi şirketi nasıl etkiliyor? Bu gerçekten dünyadaki yıkımı göstermek bakımından önemli bir çalışma. Şimdi Çin dünya global GDP'sinin, gayri safi hasılasının
%16'sını oluşturuyor şu anda. 17'ler seviyesindeydi ama işte bu son dönemdeki ortaya çıkan durum ve Çin'in giderek yıllar içindeki yavaşlaması dolayısıyla %16'ya geriledi. Fakat aynı Çin dünya ticaretine %30'luk bir katkı sunuyor. Bu enteresan. Yani tam iki katı, yani işgal ettiği değerin iki katı kadar bir fazla artı değer sunuyor. Bu Çin'in hem nüfusunun çok fazla olmasına, yani kendisi tüketiyor, kendisi üretiyor, ürettiklerini başkaları tüketiyor. Çift yönlü bu döngünün acaba daha büyümesi söz konusu olabilir mi? Yani o çarpan işte %16'lık gayri safi hasılaya sahip olan Çin'in dünyaya, ticarete %30'luk katkı vermesi bu süreçte geriye doğru gitmeye başlar mı? Yani daha aşağı doğru gelecek bir ticaretten bahsedebilir miyiz? Evet, yani ciddi anlamda zaten dünya küçülmesinin sebebi olarak evet. Görülebilir. Hep bir sebep aranıyordu aslında. Ama Çin burada böyle ters ayakta yakalandı gibi. Hiç beklemediği bir anda. Zaten küçülmeye başlayan bir, küçülme derken yani yavaşlayan bir büyümeyle beraber buna girmiş oldu. Bununla beraber Amerika ile zaten ticaret savaşları vardı. Bundan dolayı irtifa kaybetmişti ihracatı. Şimdi bu gittikçe kuvvetleniyor. Tabii Çin demek eşittir Çinli firmalar değil. Burada slaytlarda da geçti. Evet, Çin'de iş Çin yapanlar. Üzerinden iş yapan. Doğru. Aslında çok ülke üretim tesislerinde yavaşlamaya gitmeye başlıyor. Bu talebin yüksek olduğu, arzın azaldığı piyasalarda fiyat etkisini yukarıya çeker. Bir enflasyonist etki yaratabilir. Ama bir taraftan da ekonomik küçülmenin verdiği bir deflasyonist baskı vardır. Dünya burada hangisine doğru gideceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani eğer beklentinin çok üzerinde bir üretim azlığı yaşanmaya başlarsa, özellikle ihtiyaç maddelerinde, burada fiyatlarda beklentilerin üzerinde bir artış olabilir. Bazı şirketler bundan daha fazla fayda sağlayacak veya bazı bölgelerdeki şirketler bundan yarar sağlayacak. Ama dünya ticareti açısından kesinlikle olumsuz bir durum bu. Evet. Selçuk, bu slaytlar dönebilir pencere içinde, yani ekranın bölünmüş haliyle. Biz biraz borsamızı konuşalım. Borsamız bugün 2020'nin tüm kazanımlarını verdi. Bugün itibariyle 114.365'ten kapattı. 114.425 sınırdı. Yani o eşik değerin altına düşünce 2020'de elde avuçta ne varsa hepsini tekrar teslim ettik. Oysa dün akşam saatlerinde işte Çin'de bir aşı üretildi gibi haberler geldi. Ya da virüse karşı bir ilaç geliştirildi gibi. Aslında haberin içinde ilaçtan bahsediyor, aşıdan bahsetmiyor. İlaç olabilir, bir antiviral ilaç. Diğer virüslere karşı da etkili olabilen bir antiviral ilaç denenmiş olabilir. Bu da bir miktar koronavirüsü zayıflatabilir. Bu mümkün. Yani çalışmanın bu yönde olduğunu sanıyoruz. Hekim değiliz tabii ama yani gelen haberleri okuyunca böyle bir sonuç çıkıyor. O haber üzerine dün işte aşı bulundu, yani ilaç bulundu haberini aşı bulundu diye tercüme eden ajanslar dolayısıyla borsamız biraz yukarıdan kapattı. 114.765'ten kapattı. Eşik değerin altına inmedik. Ama bugün eşik değerin altındayız. Yarın ne olur? Hem bunu bir değerlendirmenizi istiyorum, hem de altın fiyatları da yeniden ufak ufak aşağı doğru gelmeye başladı. Altın doydu mu yoksa bir ara mı verdi, nefeslendi mi? Evet, Türkiye borsasının genel olarak çarpanlarına baktığımızda diğer dünya borsaları ve diğer dünya şirketlerinden, aynı sektörden hala oldukça iskontolu olduğunu evet. söyleyebiliriz. Ancak bu demek oluyor ki bu aradaki fark hızla kapanacak belirli bir vadede demek için çok zor. Zaten 120 bin, 125 bin bandına gelince borsa yabancı satışlarının yoğunlaştığını, özellikle Ocak ayında 600 milyon dolara yakın satış yaptıklarını biliyoruz. Doğru. Şubat'ta da muhtemelen bunun belki daha üzerinde bir satışla karşıladılar bu dönemi. Ve yabancıların toplam pay içerisindeki değeri %60'ların da altına gelmiş durumda şu anda. Yabancı yatırımcı Türkiye'deki yükselişi satış fırsatı olarak gördü diyebiliriz. Özellikle yeni yatırımcıların içeriye girmesi. Bunu her hafta yaptığımız bu yayınlarda anlatmaya çalışıyoruz genel olarak. Hesapların açılması, yeni yatırımcıların düşen faizden dolayı cazibe araması, ne kazanırım diyerek biraz da işte o eğitim eksikliğinden kaynaklanan şekliyle ne bulursa alıyor olması ve her ne kadar sermaye piyasası kurunun
artık dün itibariyle başladı. Manipülasyon cezası artık 3 yıl hapis cezasına da döndü. Yani burada çok ciddi tedbirler var artık manipülasyonla ilgili. Ancak hala bazı işte hani bununla ilgili yasaklar da geldi. İnternet sitelerinden çeşitli yayın yapanlar, işte hisse senedi pazarlayanlar diyebiliriz. Ama ne yazık ki yatırımcı hala itibar gösteriyor, gösterdi. Maalesef. Yani bu durumdan dolayı her ne kadar işte hep dikkatimizi çeken bizim bu Ponzi gibi çeşitli tarımla ilgili vesaireyle ilgili birçok dolandırıcının yapmış olduğu bazı eylemler oldu. Ama bunun benzerini de çok daha manipülatif senetlerde yaşandığını da gördük. Yatırımcı dikkat etmesi lazım. Hakikaten analistlerden, doğru araştırma kurumlarından, yatırım kurumlarından aldığı önerileri dikkate alması lazım. Böyle işte Twitter'da duyduğu, belirli internet sitelerinden duyduğu datalara bakmaması lazım. Bunu bir kez daha canlı olarak insanlar kayıplarıyla yaşıyor. Hatta bazı senetlerde alıcılar çok daha zayıflıyor. Evet. Sonuçta iyi bir senet değilse onun finansal dataları da bunu desteklemiyorsa, hani sektör çarpanları dediğimiz şeyde tamam bazıları prim yaptı ama bazıları inanılmaz değerlerde. Doğru. Yani borsadaki, buna dikkat etmesi lazım yatırımcının. Borsadaki endeksin ne olduğunun yanında. Ama ben zaten işte araştırma raporlarındaki senetlere yatırım yapıyorum, ne yapayım diyen yatırımcı olursa orada uzun vadesi zaten onların en önemlisi. Oradaki iskonto oranları, ama hani borsa endeksi de belirli bir yere gelince daha iyi fiyatlardan almış olabiliyor. Şu anda bir gevşeme eğiliminde. Sanki o 107 binlerden başlamış olan bir boşlukla başlamıştı. Orayı kapatmak istiyor piyasa. Umarım dünyadaki bu koronavirüsü etkisi kapanır, ama yani dünya borsaları da öyle 30 binlerden, Dow Jones 28 binlerin de altına sarkmış durumda. Orada da bir %10'a yakın bir etki yarattı. Bu satış baskısını normal karşılamak lazım borsada. Bir miktar daha devam edebilir ama bir yerde oturacak bu fiyatlama. Ve Türkiye o ucuz sektör çarpanı avantajını tekrar yaşatacak yatırımcısına. Ama hani biraz sabırlı olmak lazım, böyle çok aceleci değil. Biraz uluslararası gelişmeleri izlemek lazım. Evet. Şimdi Londra'ya gideceğiz. Londra'ya gidip geldikten sonra iki şey soracağım. Bir, altını konuşamadık, altın bahsini konuşacağız. Bir de yatırımcıya tavsiyelerinizi merak ediyorum. Hani diyorsunuz ya, mesela işte ekranlarda, YouTube kanallarında, sosyal medya mecralarında tavsiye veren, yönlendirme yapan kişilere karşı siz kendinizi bir yatırımcı yerine koyarak, yani basic, hiçbir şey bilmeyen ve ilk defa yatırım yapmak üzere harekete geçmiş birisi olarak nereye bakarak yanılgı noktaları görebiliriz? Yani yanılmamak için neler yapmalıyız gibi böyle bir şey yapalım istiyorum. Bir kılavuz yapalım. Yani ben de bir görüşlerimi paylaşabilirim ama ben yatırım yapmadığım için, trade etmediğim için sizin kadar bilemem. Yani hani gözünden, kaşından anlayamam ama mutlaka bir şeylerden anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Belki böyle bir kılavuz verebilirsiniz. Şimdi Londra'ya bakacağız. Bugün Avrupa'da Stoxx 600 endeksinde gerileme söz konusu. Ve kapanışla ilgili değerleri alacağız. Ceren Dilekçi karşımızda. Biraz da gecikmeli gidiyoruz. Murat Uysal'ın toplantısı dolayısıyla gecikmeli başladık. Sana da gecikmeli geldik. Dinliyoruz. Merhaba Ali Çağatay. Evet, bugün Avrupa borsalarına baktığımız zaman dünkü satışların sürdüğünü görmekteyiz. Dün endeksler 2016 yılından bu yana en sert düşüşünü kaydetmişti. Bugün dünkü seviyelerinde altına geldi. Şu anda İspanya borsası öncülüğünde satışların %2'yi aştığını görüyoruz. Özellikle İspanya'da ortaya çıkan koronavirüsü vakasının ardından virüsün İtalya'nın ardından İspanya ve sonrasında Avrupa'nın geneline yayılarak ekonomik aktiviteye zarar vereceği endişeleri hakim şu anda piyasalarda. Öte yandan az önce Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Villeroy'un açıklamalarını dinledik. Çünkü ne kadar bir etki yaratacağını hala bilmiyoruz ilk çeyrekte koronavirüsünün Euro bölgesi büyümesi üzerinde. Ve Villeroy yaptığı açıklamada koronavirüsünün büyüme üzerinde kısa dönemli negatif bir etki yaratmasını beklediklerini söyledi. Ve şu aşamada para politikasıyla cevap vermenin anlamsız olacağını belirtti. Çünkü yeterli olmayacağını söyledi Villeroy. Burada ECB'den bir adım gelir mi gelmez mi? Bu da tartışılan noktalardan biriydi çünkü. Öte yandan Fransa Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde koronavirüsün nedeniyle Fransa için büyüme tahminini aşağı çekebileceğini söyledi. Şu anda
%1,1'lik bir büyüme tahmini var Fransa ekonomisi için 2020 yılı için ve bunun da aşağı gelebileceğini söyledi Villeroy bugünkü açıklamasında. Dün de İtalya'yı konuşmuştuk. Son çeyrekte daralmıştı İtalya ekonomisi ve özellikle koronavirüsünün ilk çeyrekte ekonomik aktiviteye zarar vererek yeniden ekonominin daralacağı ve teknik resesyona gireceği endişeleri hakimdi. Şimdi de Fransa üzerinde büyümede aşağı yönlü bir etki yaşanması bekleniyor. Diğer tarafta bugün Almanya büyümesini gördük. Son çeyrekte beklentileri karşıladı ve sıfırlık bir büyüme kaydedildi. Fakat alt kalemlere baktığımız zaman orada da ihracatlarda ve makine yatırımlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. Yani aslında Almanya'nın ihracat odaklı bir ekonomi olduğunu göz önünde bulundurursak ilk çeyrek üzerinde orada da sonuçların çok da iyimser olmayacağını söylemek yanlış olmaz. Yani Almanya ekonomisi içinde ilk çeyrek tarafında daralacağına dönük beklentiler halen hakim piyasada. Diğer tarafta ise Brexit sürecini takip ediyoruz. Çünkü orada tansiyon oldukça artmış gibi gözüküyor. Haftaya pazartesi başlayacak Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki ticaret görüşmeleri. Bugün Avrupa Birliği müzakerelerin başlamasına onay verdi ve yönergenin son halini onayladı. Fakat İngiltere'den taleplerini sertleştirdiğini görüyoruz. Özellikle Fransa'nın lobisiyle Avrupa Birliği Brexit baş müzakerecisi Barnier bazı açıklamalarda bulundu. Ve İngiltere aslında gazeteci yaptığı açıklamalarda ya eşit şartlarda anlaşma yaparız İngiltere ile ya da anlaşma olmaz dedi. Johnson'ın sözcüsünün açıklamalarını geçti az önce Bloomberg. Johnson'ın sözcüsü de Avrupa Birliği'nin taleplerini reddettiklerini söyledi ve AB kurallarını tanımayacaklarını, Avrupa Birliği'nin diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmalarında böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Yani burada aslında biraz daha görüşmelerin daha sıcak ve tansiyonun yüksek olduğu günlerin bizi beklediğini söyleyebiliriz Ali Çağatay. Yeniden söz sizde. Çok teşekkürler Ceren. Şimdi altın konuşacağız. 8 numaralı grafiğimiz ekrana gelecek. 8 numaralı grafiğimiz dalga boyu arttı diyor altında. Ondan önce bu yatırımcıya tavsiyelerinizi dinleyeceğim ama grafik ekranda bulunsun. Eylül 2019'dan Şubat içinde bulunduğumuz döneme kadar süreci kapsıyor. Temel Bey, Bülent Karabulut şöyle yazıyor. Tam bunun ışığında konuşabiliriz. Güzel yazmış. Diyor ki Ali Bey, pazarda 50 kuruş daha ucuza iyi domates alabilmek için 10 tane tezgah gezen biri, bireysel yatırımcı olarak her türlü bilginin apaçık ortada olduğu bir çağda maalesef aklını başkalarına emanet ediyor. Ben edebiliyor diye şey yapıyorum, şey payı bırakıyorum. Hakikaten böyle. Şimdi mesela YouTube'da, ya Twitter'da ya da Facebook ortamında, sosyal medyada biraz böyle ahkam kesen, biraz böyle hani yüksek perdeden konuşan birisi varsa hemen onun peşine takılıyor böyle birkaç bin kişi. Sonra tabii hüsrana uğruyorlar. Geri gidip bu defa o değil ama bu daha iyi diyor. Öteki birbirini kandırıyor bu defa. Bu orada doğruyu bulmak acaba nasıl mümkün olabilir? Aslında bunun temeli biraz psikolojik. İnsanlar çok hızlı şekilde para kazanmak istiyorlarsa eğer bu tür tuzaklara daha hızlı düşüyorlar. Evet. Bir kere orada aşırı kazanma isteği yatıyor arkada. Çünkü siz borsalar sene başından beri önce %10 yapmış yukarıya sonra sıfırlamış dediğiniz bir yerde siz mucize yaratamazsınız. Hele hele elinize bir portföyü böyle sepetleri böyle böyle gidiyorsanız elinizde bir senet %20 yükselebilir, bir tanesi %5 düşebilir. Tabii. Ama nette öyle dediğim gibi imkansızı başarmanız çok zor. Veya imkansızı başaracağını iddia eden senet, kişi vesaire bu zaten çok afaki olur. Önemli olan burada aslında yatırımcı şuna bakmalı. Bunu öneren kişi bir sorumluluk alıyor mu? Hisse senedi öneriyorsa o sorumluluğu bir yatırım danışmanlığı kapsamında veya bir yetkili kurum kapsamında sorumluluğunu alması lazım. İşte araştırma şirketleri veya yatırım şirketlerinin araştırmaları bu sorumluluğu alarak belirli uluslararası normlara göre önerilerde bulunurlar. Ve derler ki şu kriterlere göre benim derecelendirmem veya fiyat hedefim budur derler. Bu uluslararası geçerliği vardır. Evet, nakit akımları gibi projeksiyonlar, geleceğe yönelik birçok hedefler verirler ama mutlaka içsel tutarlılığı vardır tamamının. O yüzden sorumluluk alacak kişileri dinlesinler bir kere, birincisi. İki, hayal görmesinler. Yani burada bir anda ne para kazanabilirsiniz ne de çok büyük para kaybedebilirsiniz. Önemli olan burada dengeli hareket etmektir. Birisi size hem zamanı hem fiyatı böyle afaki şekilde olacak gibi söylüyorsa emin olun ki oranın bir çıkarı vardır. Ve yani bu tuzağa düşmemesi lazım yatırımcı. Evet.
Bunun en bariz örnekleri tabii ekranda cevap hakkı doğmaması bakımından isimlerini anmadan işte mesela bir tane otomobil yapacağım diye ortaya çıktı. Ortada otomobil falan yok hala. Sonra bir başka yerde konut yapmaya kalktı. O konutlar yok ortada neredeyse. Yani var ama yok gibi öyle söyleyelim. Üç kez birbirinin benzeri yöntemleri deneyerek insanları dolandırmayı başarabilen insanlar var. Şimdi üç kez neden dolandırılmayı göze alıyorsunuz? Bir defa dolandırılmışsınız ve paranız bir defa gitmiş yani çarçur etmişsiniz. O zaman bir başka kapıya yani başkasına girin dolandırılın anlamında söylemiyorum bunu ama seçerken iyi seçmeleri lazım. Orada sizin işaret ettiğiniz o nokta çok önemli. Yani sorumlu kişilerle muhatap olun. Şimdi siz mesela SPK'ya tabisiniz değil mi? SPK sizi denetliyor. Şimdi SPK'nın denetlediği bir şirket ise gidin kapısına yapın yatırımınızı. Boşa çıktığınız zaman da eğer bir şikayetiniz varsa haklı yazarsınız SPK'ya. SPK mutlaka inceler. Tabii ki. Ve o şirket de mutlaka bunun cezasını görür, en azından uyarılır. Ama SPK denetimine tabi olmayan birine gidiyorsunuz, başvuruyorsunuz. Twitter'da yazan sarı çizmeli Mehmet Ağa. Yani olacak şey değil. Böyle şeylere nasıl tevessül ederler onu anlamıyorum. Orada bir defa işin başında SPK lisansınız var mı? Var, tamam. Okey, girdik. Yanılttı mı sizi? Hemen dönün, şikayetinizi yapın. Yok, yanıltmadı ve doğru yapıyorsanız bir de tabii kendi duygularınızı da gemlemeniz lazım. Yani kumar masasının başında gibi davranmamanız lazım. Öyle değil mi? Yani bu defa kazanamadım. Galiba bir sonraki elde kazanırım. Bir sonraki elde kazanırım derseniz olmaz. O zaman yanlış bir şey yapıyorsunuz. Hani derler ya aynı şeyi birbirine benzer şekilde yaparak doğru sonuçlar elde edemezsiniz. Yani bir yerde yanlış yapıyorsunuz. Bir şeyi değiştirmeniz lazım. Bir fonksiyonu değiştirdiğiniz zaman belki işin içinden çıkarsınız. Peki altına gelelim. Bununla ilgili söyleyecekleriniz varsa söyleyebilirsiniz. Evet, aynı hataları yaparak farklı sonuçlar beklemek evet. Ahmaklıktır demiş Einstein. Aynen. Onun benzeri bir şey. Yani aynı hatayı sürekli yapmaması lazım. Yatırımcı mutlaka dinlemesi lazım. Kendi kendine de yapıyorsa bir şeyi birilere danışsın arkadan. Yani ya ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum, uygun mu diye. Arkadaş çevresine bile söylese, ya sen ne yapıyorsun, böyle bir para riske atılır mı diyen mutlaka çıkacaktır. Evet, peki altına gelelim. Şimdi altın yılbaşından bu yana çok ciddi bir rally yaptı. Son iki gün hariç, yani son 24 saat hariç. 24 saatten 2 güne girmek üzereyiz öyle söyleyelim. Bir miktar geri çekildi ama ciddi yatırımcısına para kazandıran bir enstrüman durumunda. Özellikle gram altın. Hem onsu hem gramı değerlendirmenizi rica ediyorum. Tabii şimdi ons 1550'lere kadar düştükten sonra orada bir süre kaldı. Bir anda 1700 dolarlara doğru hareketlendi. Ve bunu çok hızlı bir sürede yaptı. Hiç nefes vermeyerek yaptı. Buradaki temel etki de iki taneydi. Bir tanesi aslında birbirine bağlıydı. Koronavirüsü dünyada büyük etki yarattı. Bu ekonomilerde yavaşlama sinyali anlamına geldi bir taraftan. Ve bu dünyada faiz oranlarını aşağı doğru çekti. Evet. Düşen faiz oranı otomatikman enstrüman aramasına sebep oldu yatırımcının ve altına geçti. İkincisi de dünyada her şey bozulacak, altın bozulmayacak diyen yatırımcı grubu veya fonlar altına doğru bir spekülatif atak yaptılar. Zaten ons altın yükselince döviz kuru özellikle TL değer kaybettiği için de gram altın yükseldi. Peki trendi nasıl görüyorsunuz hem ons'ta hem gram altında? Ben hep şuna bakarım yani bir trendin önüne herhangi bir set gelmedikçe ve bunu aşağıya doğru düşürecek yeni etkenler ortaya çıkmadıkça o trend devam eder. Nereye kadarını kimse bunun bilemez. Yani şu anda altın ona benzer bir hava içerisinde. Şurası en yüksek seviye olmalıdır demek çok iddialı olur. Bunu aşağıya doğru döndürecek temel etken işte gün gün spekülatif haberlerle çıkan aşı bulundu, ilacı bulundu söylemleri. Zaten altın düşüyor, petrol birazcık prim yapıyor, borsalar prim yapıyor veya tam tersi şeklinde ilerliyor. Ama altın sanki tüm dünyadaki fonların hisse senedi piyasalarına karşı kendilerini hedge metodu gibi görünüyor şu anda. Evet. Şimdi gümüş soran var. Alper Göncü bir gümüş istiyor. Bir altın gümüş korelasyonu hazırlarsanız ben de o arada iki tane tweet okuyacağım. Recep Kıvanç Yıldız diyor ki Ali Bey gerçekten SPK'nın küçük yatırımcıyı koruduğunu hiç gördünüz veya şahit oldunuz mu? Maalesef patronların her türlü ayak oyununa kucak açıyor diyor. Şimdi SPK'yı çok fazla yermeyin. Yani yermemenizi tavsiye ederim. Çünkü ya, o zaman kurumlar yıpranıyor bu defa. Ben SPK'nın eninde sonunda
şikayetleri değerlendirdiğini ve bu değerlendirmeye göre bir fonksiyon geliştirdiğini düşünüyorum. Diyelim ki SPK'dan sonuç alamadınız, değil mi? Ülkede çok sayıda şikayet edeceğiniz kuruluş var. Mesela CİMER mutlak surette yanıt veriyor Cumhurbaşkanlığı Bilgi Merkezi. Oraya yazın, başka bir yere yazın. Yani yazabileceğiniz pek çok yer var. Şikayet ederek sonuç alabileceğinizi düşünüyorum ben. Ha, ama sistematik olarak hani anomi dedikleri sosyolojide vatandaşların, toplumun devletten kopması gibi bir süreç yaşıyorsanız bunu ben tamir edemem. Yani ona psikiyatrik bir duruma doğru gidiyor. Yani devlet açısından söylüyorum, vatandaşın sağlığı yerinde. Ama eğer böyle bir şeyiniz yoksa, yani ben devlete güvenimi tamamen kaybettim, artık bundan sonra ne yaparsa yapsın benim güvenimi kazanamaz diyorsanız sizin için bir şey yapamam. Ama ben hala umutluyum ve devletin bazı kurumlarının çok iyi çalıştığını düşünüyorum. Hatta devlet kurumlarının hala iyi çalışmak için gayret sarf ettiğini görüyorum. İzlenimlerim bu, ama küçük çaplı bazı istismarlar olabilir. Vallahi yani son dönemde, özellikle son 2 senede Sermaye Piyasası Kurulu çok ciddi değişikliklere gitti. Borsa İstanbul'da aynı şekilde gitti. Evet. Ve çok uyumlu hareketler yaptılar. Özellikle devre kesici sistemlerinin devreye girmesi, brüt takasların anını devreye girmesi. Yani yatırımcının risk altında bulunduğunun hissedildiği anda otoritenin anında buna cevap vermesi ve önlem almaya çalışması bir kere çok olumlu piyasalar açısından. Aynı zamanda SPK artık yasayla da beraber çalışmaya başladı. Mesela çok önemli bir handikaptı şu ana kadar. Yani 3 sene olmadıkça çok caydırıcı bir etki yaratamıyordu. Bu düzenleme müthiş. Evet. Hakikaten mesela şu hapis cezası bugüne kadar 2 yıldı biliyorsunuz, manipülasyon cezaları. Şimdi 2 yıla kadar olan cezalar erteleniyor. Evet. 3 yıla kadar olan cezalarsa çevrilemiyor, ertelenemiyor. Dolayısıyla bir de 3 yıl, yani 2 yıldan 3 yıla çıkmış, ayrıca ertelenemeyen bir ceza var. O bakımdan doğrudan KODES'e gönderiyor insanları. O bakımdan yani yeni düzenlemeyi hafife almamak lazım. Kesinlikle. Bu demek ki diğer bağlı bulunduğu, yani sadece ekonomi değil aynı zamanda Adalet Bakanlığı vesaireyle çok iyi bir koordinasyon sağlandığını gösteriyor. Zaten Türkiye borsası baktığımızda her ne kadar biz işlem hacmimiz dünyadaki devlere göre aşağıda olsa da gayri safi milli hasılamıza göre Amerika'dan sonraki en yüksek borsayız. Yani kendi gayri safi milli hasılamıza göre çok ciddi işlem yapıyoruz. Demek ki doğruya giden bir şeyler var. Yani bugün en son 13-14 milyar işlem var sadece bir günde. Çift taraflı bakarsanız 25 milyar. Bir o kadar da, bir yok da deseniz. Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına göre çok çok çarpan hızıyla büyüyen bir pazar da var. Evet. Kendi içerisinde. O yüzden demek ki doğru bir şeyler yapılıyor. Peki. Onu görebiliriz. Çok az bir vaktimiz kaldı. Geç başladık o sebeple. Dolayısıyla vaktimizin sınırlarını iyi kullanacağız. 4 numaralı grafiğimiz ekranda kalsın. Bu arada CİMER'le ilgili bir şikayet var, okuyacağım. Bence ciddi. Serdar Karakuş diyor ki artık CİMER de cevap vermiyor. Bir ay geçti. 2 kez şikayeti tekrarladım. Sonuç yok diyor. Vallahi üzüldüm. Yani ben CİMER'in çok sağlıklı çalıştığını düşünüyordum. Demek ki orada da bir zafiyet söz konusu. Akif Yanık da diyor ki öyle olmaz. Biz de konuşalım. Bir de mevzuatı bizden dinleyin. Cesaretiniz varsa konuşuruz, merak etmeyin. Yazın, daha doğrusu hani siz oradan yazdıkça biz buradan size bir şekilde yanıt veriyoruz. Elbette tartışmaya açız, yani tartışmaya açık platformumuz, konuşabilecek durumdayız. Şimdi grafiğimiz bize diyor ki koronavirüs küresel büyümeyi nasıl etkileyecek? Bir defa global büyümeden bahsedelim. Yani dünya büyümesi 2.8, yön yukarıya doğru, ama Japonya büyümesi çok diplerde, İngiltere zaten beklenen düzeydeydi, birin üzerinde büyümesi beklenmiyordu. Avrupa'nın da birlerin üzerinde bir büyümeye doğru giderken işte bu musibet dolayısıyla ya da bu felaket dolayısıyla maalesef hızının kesildiğini düşünebiliriz. Ama yine de dünya 2.8, Amerika'nın himmeti ve gayretiyle bir yere doğru gidecek mi? Ben daha aşağı doğru revizelerin önümüzdeki dönemde olacağı, bu aylardaki gecikmeler, yani koronavirüsünün etkisinin dünyaya bu kadar hızlı yayılma hızını gösterdiği ve hatta bir iki tane olaydan dolayı işte İspanya'da bir anda %3'lerin üzerinde bir geri çekilme görüyorsak borsalarda, bu tüm dünyada her piyasayı ve
her türlü ticareti yavaşlatıcı bir etkisi olacağı aşikar. İki hafta önceye kadar bu kadar hissedilmiyordu. Bir anda herkes yani bu iş hakikaten ciddiymişi daha fazla konuşmaya başladı. O yüzden yani Japonya belki hani doğrusal olabilir 6.3 ama o sırada Avrupa'nın artıda kalması çok zor veya Amerika'nın. İşte onun için konuşmaya başlıyoruz. Amerika'da yeni faiz indirimleri gelir mi? Fed yeniden düğmeye basar mı diye. Evet. 5 numaralı grafikte tamamlayacağız. Bu grafiği tamamlayan grafik bu. Yani biraz öncekini. Resesyon İtalya'nın kapısında. Belki de Avrupa'nın işte 4 numaralı ekonomisi. Almanya, İngiltere, Fransa'dan sonra gelen en büyük ekonomi. İngiltere'yi dışarıda tutmaya başlayacağız artık bundan sonra. Avrupa'nın 3 numarası diyeceğiz. Şimdi Avrupa'nın 3 numarası böyleyse Almanya ve Fransa'nın yükü çekmesi biraz zor olacak. Tabii en riskli ülkeler sonuçta bir büyümenin azalması demek borçlarınızı ülke olarak artık faaliyet karınızla ödeyemeyeceğiniz anlamına gelir. Yani faaliyet karı dediğimizde işte büyüme. Bu büyümeyi gösteremiyorsanız nette borçlarınızı azaltamayacaksınız. Azaltamayınca veya böyle bir beklenti olunca yeniden korku başlıyor. Ama şu anda korkuyu gerçek anlamda yaşamayacağız. Çünkü dünyada genel olarak faizlerde düşüş eğilimi var. Bunu bu hasar atlatıldıktan sonra ve hala toparlanamayan ülkeleri gördüğümüzde işte faizler de yükselmeye başlarsa işte o zaman biz İtalya'dan, İspanya'dan, Yunanistan'dan belki yeniden korkacağız. Çünkü Yunanistan'da %1'lerin altına geldi risk primleri. Yani biz burada %20'leri, %30'ları konuşurken o kadar aradaki marjlar daraldı ki sıfırlı seviyelerde artık buradaki risk primleri. Ama hani bu böyle gitmez. Yani Avrupa kendi içerisinde zaten bir başkalaşıma gitmek zorunda. İngiltere'yi kaybeden bir Avrupa var. Zaten boşu boşuna o parite 1.08'li seviyelerde seyretmiyor. Demek ki orada bir hala bir insanlar resesyon riskinin ciddi anlamda tüm ülkeleri etkileyeceği ve yeniden bir borç sorununun konuşulacağını düşünüyorum. Çok teşekkürler Taner. Teşekkür arada CİMER'le ilgili yakınmalar var. Çok fazla geliyor. Ben de çok şaşırdım. Yani ben CİMER'in çok sağlıklı çalıştığını düşünüyordum. Şu anda o kanaatimi değiştiriyorum. Bakacağım ve en azından bir iki test yapacağız. Gerçekten çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Hani göstermelik bir organa dönüştüyse bu vatandaş açısından kötü bir durum. Reklama gidiyoruz. Evet, haritayla veda ediyoruz. Türkiye bu haritada bir bağışık adası gibi duruyor adeta. Tahran'dan gelen 132 yolcunun tetkikleri sürüyor. Umarız yarından sonra gelecek haberler bu adamızı yine bağışık bir ada olarak korumamıza yardımcı olur. Eğer böyle sürdürebilirsek bu vartayı, bu felaketi ucuza atlatmış olabiliriz. Ama dünyanın geri kalan bölümü için aynı şeyi söylemek son derece zor. Hastalığın Mart ayının sonuna kadar bu hızda devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ölümlerin artabileceğini tahmin ediyoruz. Ama her şeyin bir çaresi var. İyi akşamlar.